Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değerli bir sanatçımızın, yani günümüzde şimdi özellikle herkesin dinlediği bir sanatçı, sevgili Zeynep Bastık'tan bahsediyorum. Bugün onun analizini yapacağız. Bakalım neler göreceğiz. Kendi sesini çok merak ediyorum. Ayrıca konserdeki tabii ki ortam ve aynı zamanda da söylediği parça Şebnem Ferah parçası olacak. Bakalım ne gibi yükseklikler, ne gibi alçaklıklar kullanacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Hadi izleyelim, görelim. Başlayalım bakalım neler var. Biliyorsunuz ki Murat Dalkılıç'ın da aynı zamanda vokalistliğini yapmıştı zamanında. Ve aynı zamanda da Lüzumsuz Savaş adlı şarkıyı seslendirmişlerdi beraber ki uzun bir dönem dinledik hep beraber. Çok güzel söylemişlerdi. Şimdi devam ediyoruz. Kendi söyleyeceği bölüme gelmek istiyorum hemen. Evet, başlıyor. Hadi bakalım. Bir tane daha şarkı. Şöyle en güzelinden. Tezahüratlar gelmeye başladı bile. Zeynep, Zeynep diye. Harika. Güzel bir seven kitlesi var. Zeynep bastı. İnşallah daha da büyüklerine kadar ulaşır. İstediği, hayal ettiği yerlere kadar gelir inşallah. Günümüzde zaten hepimiz dinliyoruz. Yalnız söylediği şarkı acayip zor bir şarkı. Sahneye ısınmaya ve seyirciye alışmaya çalışıyor şu anda. Biraz geri alacağım. Tekrar başladığı durumu gözden geçirmek için. Sahneye ısınma süreci çok zordur arkadaşlar. Şu an sadece bütün gözler Zeynep Bastık'ta ve konsantrasyonu full olması lazım. Motive olmaya çalışıyor. Ve hal hareketlerinden de o görünüyor zaten. Özellikle surat mimikleri çok önemlidir tabii. Sahnede karşıya geçireceğimiz imaj, duruşumuz çok önemli. Bakalım. Çok güzel bir çıkışla başladı. Nereye çıkıyor orada? Hemen bir bakalım. R'ye falan geldi şimdiden. Daha şarkının başında R'leri falan veriyor. Ya bildiğimiz soprano aslında Zeynep Bastık. Fakat pesleri de olan, aynı zamanda tizleri de olan bir sanatçı. Harikulade kullanıyor sesini. Ve direkt karşıya doğru söylemesi, stili de tabii ki o maskeleme ve nefes alışverişlerini rahatlatıyor bir nebze olsun. Boğazını hiç kasmadan, dik duruşuyla karşıya hükmederek şarkıyı söylemesi de 10 numara 5 yıldız diyebiliriz. Devam edelim. Bu çınlamalar birazcık oranın hoparlör ve tabii ki tını ayarlarıyla alakalı. Daha doğrusu aslında çekim yapan arkadaşımızın da kamerasının kendi alıcısıyla da alakalı. O yüzden kulağınıza farklı geliyorsa bundan diyebiliriz. Hemen devam edelim. Orada bir yana doğru kafa hareketi var ya arkadaşlar. Bu gerçekten şarkı söyleyenler için çok tehlikeli bir hareket. Neden derseniz, kafamızı sağa doğru eğdiğimiz ya da sola doğru ya da dediğimiz gibi kafamızı havaya kaldırdığımız zaman muhakkak bir kaçma, bir sürtone ya da detone olma şansımız maalesef orada devreye giriyor. Yani özellikle yapmamamız gereken hareketlerden bir tanesi olduğunu söylemek isterim. Çok çok iyi bir giriş yaptı. Bakalım. Orada biraz kafayı kaldırınca yine bakın ters bir harekette minik bir ses kayması olabilir. Ama Zeynep Bastık bunu çok güzel kontrol altına almış durumda orada ve üstesinden geliyor. Ya, bu da çok önemli bir şey sonuçta. Yani bakalım bir geri alalım. Bak, bakın. Belelin diye hafif bir
arada bir kaçma oldu. Onun olmaması için orada bir şunu yapmaması gerekiyordu. Tabii ki orada konserin ve seyircinin heyecanına yenik düşebiliyoruz bazı zamanlarda. Bu da çok normal. Bunlar hata değil. Bunlar hepsi tecrübe. Hepsi tecrübe bunların. Çok çok iyi. Sol. Zaten soprano olduğu buradan belli oldu artık. Sol'e kadar gittiğine göre. Ki orada falsetto ile gitse bile sonuçta falsetto da bir yere kadar. Yani herkes falsettosunu bir yere kadar tırmandırabilir. Daha fazla tırmandıramaz. Yani bir yerden sonra artık kafa boşluğu da kalmıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Devam edelim. Çok çok doğru bir şekilde eğildiğini fark ediyor musunuz? Bel kısmından eğilerek, eğer ki şu şekilde eğilerek bir şey söylemiş olsaydı hem diyaframını kıstıracaktı hem de karşıya doğru söyleme esnasında nefesi artık kısılmaya başlayacaktı ve o tizlere tırmanamayacaktı. Bunu yapmamızın sebebi tam diyaframımızı serbest ve açık devinimi, böyle sıkılaştırmayı, sıkıştırmayı çok iyi kullanacağımız esnayı birazcık rahat bırakmamız gerekiyor. Kalmadı sevenim. Bunu yaparken nameleri tabii ki o şekilde söylenmesi gereken bir name var bu şarkının orasında. Tadını bu şekilde verebiliriz. Ama şarkının o gidişatı esnasında tabii ki o poptan biraz arabesk namesine de kaçmamamız gerekiyor. Bunu çok güzel bir şekilde oturtturmuş orada konserde Zeynep Bastık. Harikulade bir puan daha bizden Zeynep Bastık'a gidiyor. Harika. Çok fazla aralara boşluk bırakmış. Bu boşluklar yerine sürekli la 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 bir tek fazla nefes alma sebebinden dolayı yorulabilir. Onu da yapmasa iyi olur muydu? Olurdu tabii ki. Ama gayet profesyonel bir şekilde de işini orada sürdürüyor. Helal olsun. Bakın vazgeçtim tim yaparken hafif bir minicik bir şey duymuş olabilirsiniz. Hafif sürtünü, hafif böyle bir. Tim dünyamdan. Tim dünyamdan yaparken bir ufak bir sıkıntı. Yani o da çok mu önemli? Hayır değil. Çünkü çok zor bir konser esnasında. Zor bir şarkı söylüyor. Devam edelim. Bakın gerilik yaparken yine bir kafayı şöyle bir salladı. Onu artık o anda hissetmek için yapıyor. Fakat yapılması gerekiyor muydu? Tartışılır. Yapmasa daha iyi çıkabilirdi diyebiliriz. Biraz daha geri alayım, tekrar dinleyelim orayı. Şimdi çıkış esnasında. Gelinlik yaparken bir kaçma oluyor. Onların olmaması için hiçbir zaman boyun kısmımızı çok hızlı hareket ettirmemeliyiz arkadaşlar. Buna dikkat etmeliyiz. Bakın artık nefes almaktan vazgeçtim. Tim tam notasına çıkamadı. Dore, dore. Tim 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 diye geldi tam nota. Vazgeçtim dünyadan diye gelmesi gerekiyorken artık ses yavaş yavaş yormaya başladı kendini. Çünkü neden? Sürekli nefes alırsak da yorarız sesi. Bakın sürekli yine nefes almalar başladı. Kaderi yenmeden utandım kendimden. Vazgeçtim.
Şarkı gerçekten çok zor bir şarkı. Evet, tekrar motivasyon topluyor. Harika bir şekilde şarkıyı sonlandıracak. Orada kaçma sebebini biliyoruz değil mi? Yani artık kafayı kaldırdığımız zaman ses ve boğaz kısmımız kısılmaktan, yani germekten ötürü ses kaçması yaşayacağımızı artık ezbere biliyoruzdur herhalde. Birçok kez tekrar ettik. Çok güzel bir soprano çıkışı. Yok! Yaparak bir harika bir çıkış yaptı orada Zeynep Bastık. Helal olsun. Kafa sesiyle biraz yorgun bir falsetto geldi. Sonsuz, sonsuz. O kadar da olsun ama ya artık. Bir de kolonlardan o kadar fazla yankılı ses geliyor ki sürtone ve detone olmamanız imkansız. Zeynep Bastık'ın o anda yaptığı o nameler, kendini o şekilde duyarak bir de bu şarkıyı icra edebilmesi muazzam, müthiş bir yetenek bence. Tekrar nakarat başladı. Ve sürekli nefes alınan bölümler. Hep dik duruşuyla öne doğru söylüyor ya, o harika bir hareket. Bütün yeni sanatçı arkadaşlarımıza da tavsiyemdir. Gerçekten dik duruşunuzu ve sahnede öne böyle boğul boğum söylemeyi sakın es geçmeyin. Korkarak şarkıyı söylemeye başlarsanız kesinlikle sesiniz bir yerden sonra artık korkuttuğunu belli etmeye başlar ve karşıya da öyle yansır. Nasıl giderse, nasıl başlarsanız o şekilde gider diyebilirim. Bakın vazgeçtim kısmında minik, artık sonuna doğru geldiği için ufacık bir yorulma sezdirdi. O efekt sağ olsun onu devam ettirdi ama yine de yılmadan devam ediyor söylemeye. Helal olsun Zeynep Bastık. Ve performansını, enerjisini yine devam ettiriyor sahnede. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Gücünü topladı ve tekrar. Harika. Şimdi tam çıktı bakın. Bütün sesler harika bir şekilde basıldı. Bakın sonunda motivasyon olduğunuz zaman, seyirciden o enerjiyi aldığınız zaman nasıl da sesinize yansıyor. İşte bu tam da kanıtı arkadaşlar. Harikulade. Murat Dalkılıç da orada gitarda gerçekten şovunu yaptı. Harika. Tabii yine falsetto solde geliyor. Zeynep Bastık tam bir soprano arkadaşlar. Ama dramatik mi derseniz, yani hayır, tam bir soprano açıkçası. Yine sol. Hatta bu sefer la verdi. Müthiş. Gerçekten işini ehliyle yapan sanatçılarımızın arasına girmeyi hak etmiş, çoktan hak etmiş. Günümüzde de hepimizin dinlediği sağlıklı bir sesten bahsediyoruz açıkçası. Harikulade her şeyiyle
duruşuyla, işte tatlılığıyla, sevimliliğiyle, sempatisiyle hepimizin gönlünde bir yeri oldu artık. Tebrik ediyoruz buradan da. Aynı zamanda abone olmayı da unutmuyoruz kanalımıza. Like'lamayı, yorum yapmayı ve tabii ki de soru sormayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni sanatçıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.